Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir video paylaşmamıştım. Eğer kanalıma yeniyseniz ismim Pınar. Toronto'da yaşıyorum, öğretmenim. Life update dediğim Aralık'tan bu zamana kadar neler oldu, şu an hayatımda neler oluyor ondan bahsedeceğim. Aralık ayında mezun oldum. Buraya fotoğraf koyarım. Sonunda bir 18 ayın sonunda okulumu bitirdim ve resmen burada Toronto'da öğretmenlik yapabilme belgemi elime aldım. Belge alarak biliyorsunuz ki burada öğretmen olmuyorsunuz. Buradaki College of Teachers'e başvurmanız gerekiyor. Onlar onay alması okuldan daha zor bence. Çünkü burada okumadığım için bir sürü belgeyi Türkiye'den getirmem gerekiyor. Türkiye'de olmayan belgeleri falan bile istiyorlardı. Neyse o uzun bir süreç. Sonuçta o belgemi de aldım ve gerçekten artık resmi olarak burada devlet okullarında öğretmenlik yapabilir seviyesine geldim. Bu süreç içerisinde, OCT sertifikamı alma süresinde bu sürenin bir ay, bir buçuk ay en azından süreceğini bildiğim için o sürede bademcik ameliyatım oldum. Uzun zamandır, özellikle geçtiğimiz yaz aylarında bu zamandan itibaren böyle bir 6 ay geçmeyen bir bademcik enfeksiyonu geçirdim. Sürekli antibiyotik kullanıyorum, 3-4 gün iyileşiyorum, sonra geri hastalanıyorum. Bademciklerim zaten genetik olarak büyüktü, şiştikleri zaman birbirine değiyor falan. Böyle çok büyük, acılı işlemlerden geçmek zorunda kaldım. Bir yere apse yaptı, onu kesmeleri gerekti. Ondan sonra doktor ameliyata karar verdi vesaire derken Aralık'ın sonu değil, ocağın başında ameliyat oldum. Zor, acılı bir süreçti. Ama 2 haftanın sonunda eskisine nazaran çok daha az bir ağrıyla hayatıma devam ettim. 1-1,5 ay sonra tamamen iyileşti zaten. Ve şu an o zamandan beri hiç hastalanmadım diyebilirim. Neyse, özellikle bu ameliyatı işe başlamadan önce yapmak istedim. Çünkü tabii ilk mezun olduğunuz için pek fazla iş tercihinde bulunamıyorsunuz. Ne varsa ortada ona başvuruyordum. Ve diyordum yani anaokulu falan gelirse %100 hep hasta olacağım. Ondan bu işi aradan hemen çıkaralım bu süreç içerisinde falan dedim. Öyle düşünmüştüm. Şubat'ın ortalarında bir tatile gittik. Burada ilk defa bir kış tatiline gittim. Kış tatili genelde bizim pek tercih ettiğimiz tatiller değil. Ama bu defa işte snowmobiling falan yaptık. Köbek'te bir yere gittik. Montreal'e yakın bir yer, Mont Tremblant diye. Orada güzel bir tatil yaptık. Sonra o sırada zaten iş başvurularında bulunmuştum ve ilk işimi dönüş yolunda arabadayken aldım arayarak. Bu ilk başta substitute ya da supply teacher dedikleri yedek öğretmenlik yapıyorsunuz. Öğretmenler izin aldıkları zaman herhangi bir sebepten dolayı onların yerine günlük olarak doldurduğunuz bir iş. Bence çok güzel bir başlangıç işi çünkü bir sürü sınıfla aynı anda çalışmaya başlıyorsunuz ve hangi grubu sevdiğinizi, hangi grubu sevmediğinizi işte yaş grubu olarak ya da hangi okulu tercih edip hangi okulu tercih etmediğinizi veya hangi bölgede çalışmak istediğinizi çünkü York bölgesi çok büyük bir bölge, hangisini isteyip hangisini istemediğinizi falan belirliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir deneyimdi. 1,5 ay substitute teacher işi yaptım. Bu süre içerisinde long term occasional dedikleri uzun zamanlı supply teachingler var. Mesela hamileli doğum yapıyor, o arada 3 aylık bir boş oluyor falan. Onun yerine bir tane uzun zamanda bir öğretmen arıyorlar. Kontratlı oluyorsunuz. Hani tabii ki işsizin olmuyor. Bir öğretmeni yerine dolduruyorsunuz hala. Ama uzun zamanlı olduğunuz için daha iyi bir sigortanız oluyor. Ertesi gün acaba arama gelecek mi stresinde olmuyorsunuz. Sürekli aynı sınıfa gidiyorsunuz. Aynı sınıfta sürekli olduğunuz için öğrencilerinizle bir bağlantınız oluyor falan. Daha güzel bir iş ve tabii ki CV'nize yazmak için, rezümenize yazmak için çok daha güzel bir iş deneyimi olarak görünüyor. Çünkü sürekli aynı sınıftasın ve hani iş görüşmelerinde konuşabileceğin, elle dokunulabilir bir iş deneyimi oluyor. Bu açıdan çok daha değerliydi. Ben de tabii dediğim gibi yeni mezun bir öğretmen olarak çok fazla seçmiyordum işi. Anaokulu da olur, 8. sınıfta olur, işte 5. sınıfta olur. Ne varsa her şeye başvurdum. Gerçekten ne varsa her şeye başvurdum. 5-6 tane iş görüşmelerine girdim o bir ay içerisinde ve böyle sürekli işte söylüyorlar ki işte biz daha deneyimli birisini seçtik falan. Ben diyorum ya nasıl iş bulacağım o zaman? Sürekli daha deneyimli birisini seçiyorlarsa asla iş bulamayacağım herhalde. Burada okullar devlet okulları, normal devlet okulları ve Fransız devlet okulları olarak ikiye bölünüyor. Yarısını Fransızca, yarısını İngilizce alıyorlar. Devlet okullarında her ders İngilizce. Sadece Fransızca, bizim İngilizce aldığımız gibi onlar Fransızcayı yabancı dil olarak alıyorlar. Benim bu bahsettiğim okul Fransızca okulu ve hasıl Mart'ın sonunda iş görüşmesinden sonra beni seçtiler ve bana işi teklif ettiler. Ben de tabii ki kabul ettim çünkü yani iş deneyimi artı şu an gönüllü olarak Bahai toplumunda çalıştığım yaş grubu 12-13. Bu da 12-13 yaş grubu. Hatta 11-12 yaş. Mart'ın sonundan Haziran'ın sonuna kadar 7. sınıfların sınıf öğretmeniyim bu Fransız okulunda. Harika bir deneyimdi. Size sınıfın içinden video çekmiştim ama hiçbir zaman iş yoğunluğundan hiçbir zaman bu videoyu düzenleme fırsatım olmadı. Özellikle öğretmen izleyiciler var, soruyorlar çünkü. Onlara birazcık böyle hani küçük bir kesit olarak göstermek istedim günümü. Saat 8.30'dan öğleden sonra 3.30'a kadar çalışıyordum ve gerçekten yani
benim tam olarak istediğim, hani gerçekten açıkla deseler hayalindeki işi bu olurdu herhalde. Öğrencilerle iletişim olsun, öğretim, dersler olsun. Ya sadece İngilizce ve matematik harika, çünkü ben açıkçası sosyal bilgiler öğretmeyi sevmiyorum. Çünkü çok fazla zamanımı alıyor. Önce kendim öğrenmem lazım çünkü burada okula gitmediğim için. Sonra çocukları öğretecek kadar aktivite bulmam lazım. İşte çok sıkıcı olmaması lazım falan derken hani biraz fazla zamanımı alıyor planlaması. Ondan matematik ve İngilizce harika, evrensel. No, zaten hani İngilizce dediğimiz gramer öğretmiyorum. Normal bizim edebiyat dersi gibi işte şiirler olsun, işte sunumlar yaptırıyordum. Dilemalarla ilgili kompozisyon falan yazıyorlardı. Gerçekten çok eğlenceli, çok seviyorum. Yaptığım işi aşırı seviyorum. Bu kontratlı bir iş olduğu için Haziran sonunda işiniz bitiyor ve sonra size bye bye diyorlar. O süre içerisinde bir sistem var, Apply to Education diye. Her iş oraya paylaşılıyor. Siz böyle şey, hani gidiyorsunuz, apply yapıyorsunuz, başvuruyorsunuz. İşte sorular soruyorlar, ona cevap veriyorsunuz, rezümeniz falan orada. Sonra sizi iş, eğer hani sizin profiliniz onların istediği bir profilse, bir tane sizi arıyorlar, bir iş görüşmesi veriyorlar ve sonra anlaşıyorsunuz ve size iş teklif ediyorlar ya da anlaşmıyorsunuz, size cevap bile vermiyorlar. Ben yine yaklaşık 200 tane işe başvurdum bu dönem içerisinde, özellikle Haziran'ın sonunda ve hiç kimseden cevap gelmiyor. Yani asla hiç kimseden bir cevap gelmedi ve yani o kadar canım sıkıldı ki diyorum ki yani ben bu deneyim değerli zannediyordum falan ve bir tribe girdim bir süre. Neyse sonra en son bahsettiğim bu Fransız okulunda çalıştığım müdür ve müdür yardımcısı bana işte aynı pozisyon açılmıştı zaten, ona başvurmuştum. 3-4 gün sonra böyle tatil bir günde işte seni interview almak istiyoruz, zamanın var mı falan dediler. Ben de hemen hazırlanıyorum. Ertesi gün interview'm var. Böyle çalışıyorum. Söylemem gereken şeyler var çünkü. 6 tane soru sordular. 6'sına cevap verdim. Ertesi gün işi teklif ettiler bana ve böyle büyük bir rahatlama geldi. Çünkü o günden böyle birkaç gün sonra Türkiye seyahatimiz vardı. Ve Türkiye seyahatimde sürekli işlere bakıp işte işlere başvurmak istemiyorum. Oradan saat farkından dolayı işte hazırlanabilecek miyim? İşte stresli mi olacağım falan. Ya yani bu şeyi düşünmek istemiyordum açıkçası, iş görüşmelerini falan. 1 Eylül'de okullar öğretmenlere, 5 Eylül'de de öğrencilere açılıyor. İşte 4 gün içerisinde sınıfına gidip süslüyorsun. Süslemiyorsun işte, hazırlıyorsun vesaire. Bu hayatımdaki bu kadar anlattığıma göre ne kadar heyecanlı ve ne kadar hayatımın önemli bir parçası olduğunu anlamışsınızdır. Şu an gerçekten hayatımın öyle bir dönemindeyim ki kariyerim büyüktür her şey modundayım. Yani o 3 ay içerisinde hayatımda hiç bir işe bu kadar konsantre, bu kadar zamanımı ayırmamıştım diyebilirim. Sonra Türkiye'ye gittik. Birazcık daha eğlenceli kısma geçelim ve Türkiye'den bahsedelim. Bu sefer biraz daha böyle turist olarak gidelim dedik Türkiye'ye. Ve hiç gitmediğimiz yerlere gittik. Mesela Kapadokya'ya ben hiç gitmemiştim. Uygar çok gitmiş küçükken ama ben hiç gitmedim. Beni de bana da göstermek istedi. Pamukkale'ye gittik. İlk defa görüyorum yine. Böyle hani yolumuzun üstünde birkaç saat durduk ve sonra aşağıya Kaş Kalkan'a gittik. Kaş Kalkan benim en sevdiğim yer olabilir Türkiye'de. Kapadokya'da 3 gün, Pamukkale'de işte yolun üstünde birkaç saat. Sonra Kaş Kalkan'da 6 gün kaldık. Daha sonra Kaş Kalkan'dayken Dalaman ve Fethiye'ye de gittik. Orada rafting yaptık Dalaman'da. Çok güzeldi. Jet ski yaptık. Daha önce yapmıştım. Jet ski çok seviyorum ben. Kapadokya'da da hem ata bindik bir de ATV kiraladık ve böyle özel bir tur aldık. Kapadokya'nın o güzel yerlerinde işte peribacalarını vesaire o aralarda gezdik. Mağaralarda durduk. İnanılmaz güzel bir günlük turdu. Çok mutluyum öyle bir şey yaptığımız için. Zaten ATV'nin kendisi çok keyifli. Gerçekten iki hafta dolu dolu geçti. Buradan iki arkadaşımızla gittik ve işte hep birlikte tatilimizi yaptık. Bir hafta Ankara'daydık ve bir hafta, ya birkaç gün daha doğrusu, bir haftadan biraz daha az Ayvalık'a gittik. Orada işte Cunda Adası, Ayvalık falan derken biraz da oralarda gezdik. Oraya da hiç gitmemiştik. Gerçekten orası da çok güzelmiş. Şu an hayatımda olan tek şey spor. Spora F45'e hala devam ediyorum. Aynı yerdeyim. Çok mutluyum. Tam benim egzersiz yapmak istediğim alan. Tam benim sevdiğim bir tarzda, böyle hızlı 45 dakika boyunca hardcore güzel bir spor. Onun dışında matematik dersi alıyorum. Bu matematik dersi 3 hafta intens diyor. İşte 3 hafta her gün dersiniz var. 3 haftanın sonunda 31 Ağustos'ta mezun oluyorum. Çok uzun zamanda bir videoyu paylaşmadığım için nerede ne yapıyorum en son falan birazcık böyle muallaktaydı. Ondan bir video çekip sizinle de paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.